Günaydın. Günaydın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar, son rötuşları yapıyoruz artık. Pencerelerin kayıtları görmüş olduğunuz gibi. Dedik şöyle bir elden geçirelim. Çok eski bir cam aslında bu görmüş olduğunuz camlar. Biz dedik ki en azından dedik hani bir tık kötü görüntüsünden belki kurtarırsak. Zaten cam yaptırmayı düşünüyorlardı. Biraz ömrünü uzatabilirsek dedik. En azından yaptıraçlarını hem güzel görüntü olsun dedik, değil mi? Tabii. Arkadaşlar bu camlar var ya, bakın mesela bir tarafta var, bir tarafta yok. Eski camlar, eski tür arkadaşlar. Eski tür, tahtadan. Bunların yeri de ayrı oluyordu ya. Camı kapatınca gerçekten bir cam sesi geliyordu. Tıkır tıkır sesi oluyordu, değil mi? Tık tık, tabii. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Babama diyecektim ki az daha, kedi nereye çıkmış baba bir bak hele diyecektim. Meğersem orası göçük mü? Göçük. Baba. Nereye, anlamadım. Şu arkanı dön bir bak. Şurası aynı kedi gibi durmuyor mu? Hı-hı. Ben de diyordum baba kedi ta nereye çıkmış bir bak hele diyecektim. Yıkılacak. Ya. Arkadaşlar kimse durmayınca. Öyle. Bu arada babam yavaş yavaş güzel güzel boyuyor. Güzel oldu ama. İlk bu fikir aklıma gelmiş. Değil mi? Böyle bu kapı boyası da. Yani bakalım. Ahşap boya. Ya buna da olur diye düşündük. Oldu da. Gayet de güzel oldu. Ben o zaman bir içerideki arkadaşlara bir göstereyim. Tamam. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi kapılar da çok güzel oldu. Yani bence her şey güzel oluyor arkadaşlar. Bakın. Kapıyı da böyle boyadık mutfağın kapısını. Burayı da boyadık. Yani mis gibi oldu. Arkadaşlar bu arada içeride de bizimkiler yemek hazırlıyor. Soğanlı, biberli, sucuklu. Üzerine de yumurta kıracağız. Yani kavurma gibi bir şey aslında. Evet. Arkadaşlar ablam da uyanmış. Görmüş olduğunuz gibi. Ablam annemin yaptı değil mi bu? Evet, annemin yapmış olduğu peynir, görmüş olduğunuz gibi. Buna biraz tuz koyacağım demiştiniz ya. Burada reçellerimizi koyuyor. Kahvaltılarımızı hazırlıyor yani kısaca. Evet. Bu arada arkadaşlar dün ne olmuş ben size anlatayım mı? Sümbül abla buradan yumurta haşlamış. Annem aşağıdan yumurta haşlamış getireceğim diye. Yumurtalar kalmış, haşlanmış yumurtalarımız bugün de var yani. Ve baya baya yediğimiz halde. Sen ne yapıyorsun? Birazcık İçine çökelek koysanız azıcık. Ne koyuyor? Çökelek. Ay çökelek. Onun adı çökelek zaten. Çörek otu. Çörek otu koyar mısın? Çörek otum yok ya. Yok. Ben de çörek otum. Yok. Maalesef yok. Alsın. Tamam. Yoksa şey yapmayalım. Şu tarafa koyalım. Sen ne yapıyorsun sosyete güzeli? O oturuyor canım. Atırsın bakalım. Arkadaşlar bizimkiler de burada güzelce kahvaltı hazırlıyor. Kolay gelsin o zaman size de. Teşekkür ederiz. Bunun manzarası yalnız çok güzelmiş. Arkadaşlar süpürgelik yoktu. Burası köy yeri. Ben de dedim ki çirkin olmasın. Bak bu şekilde gez bantını vurdum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Böyle bir desen yapmaya uğraştım. Farkı göründü. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ne yaptık? Arkadaşlar. Ne bitti? Arkadaşlar şu şekilde burayı da hemen. Aa bak ne kadar güzel olmuş burası. Şu şekilde bak şöyle şunu da şuradan kaldırdım arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da böyle bir kez görürsün. Babacım. Hı? Güzel olmuş. Bence de değil mi? Acaba şurada da mı aynı yapsan yapacaksın bu arada? Bilmiyorum, sorayım dedim. Bence. Çünkü Hah. Birazını Fatih amcama bırakacağım. Şurada. Kendisi oyalansın canım. Tabii canım. Arkadaşlar gerçekten yapılan işin hiçbir zaman kötüsü olmuyor. Çok güzel oluyor. Tertemiz oluyor. Mis gibi oluyor. Öbür tarafına da bakabilirsiniz. Bu aynı zamanda. Hangi tarafa? Bu tarafa da şöyle bir şişe koydum. Buraya mı? Ha, bir dakika. Böyle bir şunu daha vereyim.
daha tam kurumamış herhalde. Evet, kurumadığı için arkadaşlar şöyle şuradan taşları yapalım ki şimdi şu köşeyi demiştim, buyurun şuralar var. Köşe bandı da küçükmüş. Aha, bunu da yaptım. Şuradan. O kadar da olur baba, evin süsü olsun. Onu da alıp, onu da alıp. Şimdi tamam işte. Burada da arkadaşlar şöyle dedik bir dekor olursun. Kapı ayrı bir güzel oldu. Şey, güzel. Güzel mi? Arkadaşlar ilk halini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sarıydı duvarlar. Arkadaşlar burada yeşil bir kapımız vardı daha önce de. Burada da bir duvarımız vardı. Şimdi o duvar yıkıldı. Yerine bu şekilde güzelce burada bir set oluştu ama burayı da bu şekilde bir dekor gibi verdik arkadaşlar. Buraları boya kullandık. Aynı şey olsun. Şu şekilde arkadaşlar. Kapılarımızı boyadık. Burada süpürgeliğimiz yoktu. Geçiş olarak böyle bir şey yaptık. Güzel görünsün diye. Duvarlarımızı boyadık. Camlarımızı arkadaşlar kayıtları içini dışını güzelce bu şekilde arkadaşlar. Burada camları ben bir göstereyim. Tabii ki. Arkadaşlar camları biz böyle gri rengine boyadık. Şu anda biraz odanın ışığından dolayı net bir şekilde gözükmedi. Kapı boyasıyla aynı renk aslında. Ama detaylı gözükmedi. O yüzden göstereyim dedim. Evet. Burası da böyle bir büyük bir salon oldu arkadaşlar. Duvarlarımızı yine boyadık. Burada pencerelerimiz vardı, boyadık. Şimdi antremizi boyadık. Bu arada. Bir de oraya da bakalım. Arkadaşlar içini dışını kapının güzelce buraları komple elden geçirdik. Boyadık. Elimizden geldiği kadar güzel bir şeyler yapmaya uğraştık. Burası tavanlar falan komple. Burası banyoya girmedik arkadaşlar. Banyonun boyasını biz halletmedik. Bu şekilde. Bence buraları da güzelce. Kapılarımız arkadaşlar. Mutfağın kapısı burası. Kırmızı İşten de kapılar. Kahverengiydi daha doğrusu. Bunlar da bu şekilde oldu arkadaşlar. Beyaza uyumlu. Güzel. Bunun içi, dışı, her içi, yeri. Her taraf böyle. Ellerimize kollarımıza sağlık. Arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadar. Eğer boyatmak isteyen arkadaşlar olursa, malzemesini alırsa, kalacağımız yeri temin ederse gelir boyarız arkadaşlar. Hoşçakalın.